Herkese yeniden merhaba, ben Melis. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün başlık aynı olmasına rağmen değişik bir makyaj yapmaya çalıştım. Tabii ki benim birkaç video öncemde renkli ya da buna benzeyen başka bir makyaj görebilirsiniz. Ama orada bambaşka bir teknik kullandım. Burada bambaşka bir teknik kullandım. Çok alışkın olmadığım renklerle çalıştığım için de biraz yoğun yaptım. Tabii ki. Ancak aslında yeşilleri ve mavileri sevdiğime karar verdim. Özellikle şu gözaltıma bayıldım. O yüzden böyle bu tarz renkleri daha fazla edinmek istiyorum. Daha farklı şeyler yapmak istiyorum. Normalde göz rengime çok fazla yakıştırmıyorum ama uzaktan baktığınız zaman böyle biraz da korkunç gözüküyor. O yüzden hoşuma gitti. Bir make-up artist olarak yeşillerin de kitimde bulunması gerektiğine karar verdim. Çok fazla uzatmak istemiyorum başlangıcı aslında. Çünkü çok spesifik ya da şunu şurada kullanın, bunu böyle yapın diyebileceğim bir makyaj değil. Benim sizin de tahmin ettiğim üzere zevk için yaptığım ve zevk için izlediğim makyajdan biri. Umarım hoşunuza gider. Eğer nasıl yaptım merak ediyorsanız izlemeye devam edin. Ve kanalıma abone olursanız da çok mutlu olurum. Hoşçakalın. Ben gözlerle başlamak istiyorum. Cildime serum ve yağımı sürdüm. Zaten bugün daha ıslak bir cilt yapacağım. Sadece yağın biraz daha emilmesi için bekliyorum. Nemlendireceğimi daha sonra uygulayacağım. Öncelikle dediğim gibi gözlerden başlıyorum. Ben MAC'in Paint Pot'larından Soft Ochre rengini kullanıyorum. Anastasia'nın paletindeki en açık renkle sabitliyorum. Bu da Bobbi Brown'un Eyeshader fırçası. Sadece böyle şeyler yapmak için güzel bir fırça. Bugün çılgın şeyler yapacağımız için tabii ki Jaclyn Hill paleti kullanacağım. Neden bunu bıkmadan kullanıyorum? Çünkü içindeki renkler muazzam mükemmellikte. O yüzden öncelikle şu aşağıdaki tonlardan başlayacağım. Yani yeşille başlayabilirim büyük ihtimalle. Şimdi MAC'in Black Treasure Eyeliner'ını kullanacağım göz içime. Bu sefer korkmadan uyguluyorum çünkü bunu böyle yapmam lazım. Şimdi asıl manyaklık başlıyor. Cut crease yapacağım. Tarte Shape Tape'in light rengini kullanıyorum.
Şimdi ise sırada liquid liner var. Bu aslında bayağı tehlikeli bir adım ama kirpik takacağım için yapmam gerekiyor. Tabii ki sadece dokundurmak kalmadı, çizdi. Şimdi kirpiği deneyeceğim, bakalım bu bunu olacak mı? Bu sanki daha güzel oldu. Bir de mavi yapmasaydım ya da yeşil çok güzel olabilirdi sonu diye düşünüyorum. Sen yoktun, buralar galaksiydi diyesim geldi. Çok korkunç duruyorum ha. Gözaltı kremi kullanıyorum. Bobbi Brown'un Hydrating Eye kremini. Bol bol uyguladım. Nedenini bilmiyorum. Şu an canım öyle istedi. Nemlendirici olarak ise NYX'ün nemlendiricisini kullanacağım gene. Aşağı uzun ismini yazarım. Cildimin iyice nemi çekmesini istiyorum. Şimdi sıra cilde geldi. Dediğim gibi ben nemlendiricimi sürdüm. Şarjım bittiği için küçük bir mola verdim. Sıra MAC'in Strobe Cream'inde. Bu çünkü çok güzel metalik bir ışıltı veriyor cilde. O yüzden bunu kullanmayı seviyorum. Işıltılı bir cilt yaratmak istediğimde. Bir başka metalik gösteren şey ise Charlotte Tilbury'nin Beauty Light Wand'ı. Böyle ince bir ten yaratmak istediğiniz zaman harika bir ışıltı veriyor. Onu görmenizi de istiyorum. Böyle yüzümü parlayabilecek her yerine uyguluyorum bunu. Yine parmaklarımla böyle yedire yedire uygulayacağım. Juvia Cosmetics'in High Coverage fondöteni kullanacağım. Ama Strobe Cream'le karıştıracağım bunu. Çünkü incecik olmasını istiyorum. Ve uyguladığım fırçayı değiştiriyorum. Fiber, Dual Fiber bir fırçayla uyguluyorum. Kapatıcı olmasını ama incecik gözükmesini istediğim için. Ve bu sayede kendi matlığından da kurtulmuş olacağımı düşünüyorum açıkçası. Dağıldığından emin olmak için süngerime Fix Plus uyguluyorum. Biraz böyle nemin almasını sağlıyorum ve üstünden geçiyorum. Ekstra kapatmak istediğim yerlere çok az alarak uyguluyorum. Özellikle yanaklarımın orta kısmı çok çabuk kızardıkları için. Tartan Shape Tape ile gözaltımı kapatacağım. Light rengi. Keşke bir açık rengini daha alsaymışım. Çünkü bu aydınlatmaktansa da benim ten rengim için tam kapatıcı renk oluyor. Yine Beauty Blender'ımı ıslatıyorum. Anastasia kitindeki en açık renk ile de sabitleyeceğim göz altlarımı ve yüzümde sabitlenmesini istediğim diğer yerleri. Sıra geldi yüzümü şekillendirmeye. Bunun için MAC'in Sculpt Bronzer'ını kullanıyorum. Bobbi Brown'un pudra fırçası ile. Bugün biraz daha aşağıdan yapacağım. Yüzümü uzun ve şekilli gösteriyorum. Yan tarafı tamamen neredeyse bronzer gibi göstereceğim. Zaten kendi gölgelerimde de ürün derin gözükecek. Biraz daha ince bir fırça alıp Anastasia'daki soğuk kahveyi alıyorum. Derinleştirmek istediğim yerleri derinleştiriyorum. Ve yine MAC'in bronzer ile burnumun kenarlarından geçeceğim. Yine Bobbi Brown'un mahogany farını aldım. Kaşlarımı çok ince bir şekilde dolduracağım. Böyle Absolute markasının Spotlight diye bir highlighter var. Bunu kullanacağım. Yoğun gözüküyor. Şimdi sizle beraber deneyeceğim ilk defa. Fena değil gibi. Tabii ki bir Melis Deniz kolay yetişmiyor. Nikki'nin ilk kullandığı zamanlarda çok sevdiğini hatırladığım bir ürünü geçen sefer Selma bana hediye etti. Dün gece yatakta böyle bir anda ben de Becca'nın opali var diye böyle bir sevindirik oldum. Nikki'nin favorisi olunca şöyle onun cildinde bayağı parlayan şey bende tabii ki öyle bir hayvanımsılık yaratmadı. Ama yine de bunların üstüne uygulayacağım onu da. Böyle güzel bir altın rengi ışıltısı var. Şimdi alt kirpik dibini biraz daha belirginleştireceğim. Çünkü bu lacivert tonuna, saks mavisi tonuna bayıldım. Detay bir fırçaya geçtim çünkü istediğim gibi uygulamadı o fırça.
Point fırça değil de küçük uçlu bir fırça aldım. Böyle rengin metalik bir lacivert durmasını istiyorum. Demek ki bu fırçamızı da ıslatacağız. Bir de yeşili üst tarafa metalik uygulayacağız. Bence olay budur. Sadece küçük blending problemleri dışında bir problemim yok sanırım. Bobbi Brown'un Bare Pink rujunu sürüyorum. Ama çok az. Dudak rengimmiş gibi dursun diye dağıtıyorum parmaklarımla. Şimdi üstüne H&M'in mükemmel bir gloss'unu kullanacağım. Şöyle bir gloss. All That Shimmer diye bir adı var. İçerisinde altın rengi ve pembe ışıltılar barındırıyor. Damla Altun'un 100 kat gloss challenge'ı gibi birkaç kat uygulayacağım bunu. Islaklığımı tamamlasın istiyorum çünkü dudaklarımda. Biliyorsunuz bu makyajın olmazsa olmaz ıslak saç benim için. Onu da yine Egos'un spreyle yaptım. Yine ıslak makyaj videomda kullandığım yöntemi neredeyse kullandım. Sadece köpük sürmedim. Ona da herhalde gerek yok diye düşünüyorum. Benden değişik makyaj isteyen takipçilerim, bebeklerim bir tanelerim. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayınız. Çünkü ben böyle şey denemeyi çok seviyorum ama takdir edersiniz ki dışarı çıkamıyoruz bunlarla. Şimdi oturup dizi izleyeceğim. Umarım sizin hoşunuza gitmiştir. Böyle değişik şeyleri görmek istiyorsanız her zaman yorum olarak bırakmanız beni çok mutlu ediyor. Hatta Instagram'dan çoğunlukla birbirimize direct atıyoruz. Şu çok güzel, bu çok güzel diye. Öyle şeyler de yapabilirsiniz. Ben elimde olan imkanlar dahil içerisinde yapmaya çalışıyorum. Çünkü makyaj kendin geliştirilebilen bir şey. Sadece bu değil. Eğer bu tarz renklerle de istediğim sonucu varabilirsem her şeyi yapabilirim demektir diye düşünüyorum. O yüzden benim için ekstra önemli bu makyajlar. Kısaya gelirsek, eğer hoşunuza gittiyse, eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.